Sultan Han. Oradan zaten yakalıyor Aksaray insanı. Burada da sıcak muhabbetle güzel oluyor. Önce tebrik ediyorum. Gerçekten kitap fuarı düzenlemek zor iştir. Bunu 5. yıldan beri yaptığı için belediyenizi ayrıca kutlarım, tebrik ederim. Bir de böyle sizinle buluşmamızı sağladığı için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Size de hoş geldiniz diyorum tekrar. Evet, şimdi biraz güncelle beraber konuşalım. Ne yaşıyoruz? Onu anlamlandırmak benim açımdan çok önemli hep beraber. Şimdi gördüğünüz gibi yıllardan beri anlatmaya çalıştığımız, özellikle ben 15 Temmuz darbe girişiminden, Fethullahçı terör örgütünün darbe girişiminden bu tarafa Türkiye siyasetinin, Türkiye toplumunun içinde bulunduğu değişimi anlatmaya çalışıyorum ve bunun bir anlamı olduğunu biliyorum. Ama hani bunu sosyolojik olarak da toplumsal psikolojide, bilgide bir yere oturtmak gerektiğini düşünüyorum. Buna şey de diyebilirsiniz, tarih bilinci. Yani tarih bilinci olmadan yaşanan toplumsal olayları değerlendirmek çok anlamlı değil ve sonuç vermez. Yani eğer 15 Temmuz darbe girişimini o gün sokağa çıkan tankları durdurduk sonra eve geldik yattık, İşte bugün de yaşıyoruz diye bakarsanız hiçbir anlamı olmaz. Ama onun nasıl bir anlam taşıdığını geçmiş olaylardan referans alarak bugün ne anlama geldiğini ve bize gelecekte de ne sağlayacağını yerine oturtmak gibi. Mesela bunu hangi olaylarla yapabiliriz? Örneğin Kurtuluş Savaşı. Ya yani Kurtuluş Savaşı durduğu yerde işte Yunanlılar işgal ettiler. İşte Türkler buna direndiler. Sonra da ülkelerini kurdular. Cumhuriyeti ilan ettiler. Öyle mi? Bunun bir geçmişi, evveliyatı yok mu? Aslında var. İşte o tarih bilinci. Onu oturttuğunuz zaman geleceğe yön verebiliyorsunuz. Bugünü daha iyi değerlendirebiliyorsunuz. Nasıl bir süreç yaşadığımızı, neyin içinde bulunduğumuzu yorumlayabiliyorsunuz. Ve 15 Temmuz darbe girişiminden beri benim hep söylediğim ve toplumda da karşılığı olan şey, emperyalizme karşı açıktan savaşıyoruz. Aslında bu savaşın başlangıcı, yani Erdoğan'ın 2009'da One Minute olayıyla başlamış ama 2016'ya kadar içerideki hain bir örgütün, devletin içine sızmış hain bir örgütün peyderpey zamana yayılmış operasyonlarıyla en son darbe girişimine dönüşmüş bir saldırısı olarak karşımıza çıktı. Peki 15 Temmuz darbe girişiminde sokağa çıkanlar bunun referansını nereden aldılar? Yani onlar nasıl hareket ettiler? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişiminin olduğu gece saat 00:26-24 civarı, yani gece yarısından biraz fazla sonra hayatta olduğu bir televizyon mesajıyla anlaşıldı ve sokağa çıkma çağrısı üzerine yine milyonlarca insan sokağa çıktı. Ama ondan önce 9.30'da başlamış darbe girişimine sokağa çıkan insanlar vardı ki bu insanlara kimse talimat vermedi, kimse emir vermedi. Ya bu insanlar bu inancı nereden buldular? Neye dayanarak abdest alıp vatan millet Sakarya diye çıktılar? Çünkü diyelim ki birileri siyaseten işte Erdoğan ve iktidarı için çıktığını söylesin ama 9.30'la 12.30 arası, yani arası sokağa çıkanları nasıl izah edeceğiz? İşte o insanların içerisinde ve tamamında da olmak üzere içindeki inançtan, o inanç vatan aşkı, bayrak aşkı, inanç aşkı. Bu Türklerin o gece ruhunda zuhur eden bir şey değil. Kurtuluş Savaşı'nda da böyle. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktığında neye güveniyordun dediklerinde, sonraki bir röportajda diyor ki ben Mondros Anlaşması'ndan 6 ay
sonra 6 ay İstanbul'da vakit geçiriyor. Vakit geçiriyor derken çalışmalar yapıyor bunu. Her türlü makamla görüşüyor. Gazetecilerle görüşüyor, mebuslarla görüşüyor. Ama kurtuluş için oradan bir şey umut görmüyor. O zaman Samsun'a çıkıyor ve diyor ki Samsun'a çıkarken içimdeki şey gördüğüm şey bu milletin içindeki bağımsızlık ateşiydi ve o ateşin gün gelip bu ülkeyi aydınlatacağını ben biliyordum diyor. Çünkü niye? Daha Samsun'a çıkmadan Atatürk ve arkadaşları Kurtuluş Savaşı başlamadan Kuvayi Milliye diye bir hareket başlamıştı Anadolu'da. Yani bu ülkenin evlatları vatan için silaha sarılmışlardı. Şimdi buna bir liderlik yapılması gerekiyordu. Peki bu, onu yapanların referansı neydi? Onu yapanların referansı Osmanlıydı mesela. Onların referansı neydi? Selçuklulardı. Onu yapanlar Oğuzlara kadar gidebilirsiniz. Çünkü yabancı kitaplarda bile Türkleri anlatırken birçok menfi şeylerden bahsederler kendi subjektif yorumlarıyla. Ama bir şeyi hep söylerler. Derler ki ya bunlar bağımsızlık, bunların karakteri olmuş. Ya bunları esir edemiyorsun. İşte bu bizim 15 Temmuz'a bence rengini veren motivasyonumuz. Şimdi bugüne geleceğim. Yani biraz geçmişten bahsediyorum ama bugüne geleceğim. O ruhun ne olduğunu bugün çok daha iyi anlıyoruz. Peki 15 Temmuz'dan sonra ne oldu? Türkiye gerek savunma sanayinde gerek diğer uluslararası politikada, dış politikasında artık kendi kararlarını veren bir ülkeydi. Ondan önce isterseniz siz düşünün, öyle miydi? Hayır, değildi. 2010'dan önceki politikalara bakarsanız bu açılımlar sürecinde neler kaybettiğimizi göreceksiniz. Ama 2016'dan sonraki politikalar bugün de bölgesel güç yapan, Türkiye'yi bölgesel güç yapan, küresel aktörlerin oyunlarını bozan, bir bölgesel güç haline getiren 15 Temmuz gecesinden başlayarak emperyalizme karşı verdiğimiz mücadele ve Türkiye o geceden sonra asla dostlarının kim olduğunu biliyor, sayısını arttırıyor ama düşmanlarını asla unutmuyor. Siz unutuyormuş gibi hisse kapılabilirsiniz bazı yerlerde ama Türkiye'nin o geceden çıkardığı en önemli ders düşmanının kim olduğu ve ne yaptığı. Dolayısıyla o günden beri izlenen bağımsız politika bugün dünya içinde sonuçlar doğuruyor. Ne yapıyor? İşte Rus-Ukrayna savaşında denge politikasıyla siz dünyanın bir kısmını açlıktan kurtarıyorsunuz ve dünya liderlerinin görüşmek istediği saygın bir devlet haline dönüşüyorsunuz. Çünkü niyet bir denge politikası gidiyorsunuz. Şimdi geliyoruz bugünkü yaşanan olaylara. İsrail'in Gazze'de yaptığı bir soykırım var. Bütün Filistin'de yaptığı bir soykırım var da artık en aşırı ve en azılı bir şekilde bir katliam derecesinde yürüttüğü bir soykırım var. Onun öncesinde ne var? Bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin 2000'li yılların başında uyguladığı büyük Orta Doğu projesi var. İşte ülkeler bölünecek, 20'ye yakın farklı ülkeler çıkacak. İşte bunlar etnik, mezhepsel gruplara göre ayrıştırılacak ve ardından Orta Doğu kendilerine göre tekrar 19. yüzyılın başında olduğu gibi yeniden şekillenecek. Şimdi bu proje emperyalizm tarafından çok yıllar öncesinden kurgulanmış. Bugün yeni versiyonlarıyla karşımızda bu oynanıyor. Şimdi dedim ya size tarih bilinci önemli. Bakın Osmanlı'nın boşalttığı yerlerde kurulan devletler işte Suriye'de, Irak'ta ve diğer ülkelere bakın. Yaşanan olaylara bakın. Kurtuluş Savaşı ile beraber biz Amasya genelgesinde itibaren hani Osmanlı ahalisi diye tarif edilen bu coğrafyada yaşayanlar millet olarak hani milletin vatanın geleceğini milletin azim ve kararı kurtaracaktır sözüyle başlayıp sonra Erzurum'da ve Sivas'ta Türk milleti olarak artık tarif edilen çok önemli bir kavram var. Bu niye önemli? Ve bu
anayasamıza daha sonra girmiş, işte bugün bizi birbirimize bağlayan bir harç. Niye önemli? Bölgemizdeki olaylarla o kadar ilgili ki, eğer bunu değerlendirebilirsek nasıl bir hazineye sahip olduğumuzu görebiliriz. Şimdi üç ülkeyi düşünelim. Türkiye, Suriye ve Irak. Şimdi her üç ülkede bir anayasa var mı? Var. Her üç ülkede bayrak var mı? Var. Bir devlet var mı? Var. Mahkemeler var. Ordu var mı? Var. İşte anayasada belirtilen özelliklerle işte dili var mı? Var. İnancı da var. Ordusu var. Hatta Irak ve Suriye'nin bizden farklı olarak bir de petrolü var mesela. Yani adamlar bizden daha varlıklı, kaynakları daha üretken o anlamda. Peki onların bizden farklı olarak eksik olan şey ne? Millet şuuru. Bakın, düşünün, Irak ve Suriye. Eğer millet şuuru olsaydı Türkiye gibi, emperyalizm gelip dokunduğunda Irak 3'e, Suriye 5'e bölünür müydü? Bölünmezdi. Birlik olurdu, değil mi? Ama geldiler, bir dokundular, işte bir tanesi Şii, Sünni, Kürt diye bölgesel ayrımlara gittiler. Ötekinde terör örgütleri istediği yeri artık böyle mantar gibi her yere çevirmişler. Herkes kendi yönetimini kuran böyle çok başlı bir ülke haline gelmiş. Şu anda işte İsrail'in de Amerika'nın da hedefi her an parçalanmaya hazır. Yani artık hani pasta hazırlanmış, dilimlenecek yani. O noktaya kadar gelmiş. Yumuşatma çalışmaları yapılıyor işte. Halep'teki havaalanı bile bombalanıyor. Dolayısıyla bakın, bir ülkeyi güçlü bir ordunuz olabilir. Yani sayısal olarak bir ordunuz olabilir. Devlet başkanınız, seçimle gelen bir devlet başkanınız, anayasanız. Bakın, bizden de güçlü bir şey var. İnanç dünyası var. Yani Arapça okuyorlar, yazıyorlar, konuşuyorlar. Dolayısıyla hani dini literatüre bizden de, coğrafyaya da yakınlar, literatüre de yakınlar ve bizden de fazla şey, bu konuda iddialı olabilirler. Etnik ve şey mezhebi özetleri daha ağır basan noktaları var. Biz o kadar üzerine durmayabiliriz. Bizde bu işler daha az tartışmada. Ortak paydamız daha fazla bu anlamda. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir toplumu, bir ülkeyi bir arada tutan birçok özelliği sayabiliriz. Hepsi de bunlarda mevcuttu. Dedim ya, din, dil, bakın, devlet, kurumları, bayrak, anayasa, mahkemeler var yani, kurumlar. Ama çok önemli bir şeyleri yoktu. Millet şuuru yoktu. İşte Türkiye'nin özelliği bu. Türkiye millet şuuruyla, millet bilinciyle, Türk milleti bilinciyle, peki o ayakta duran ve gücünü oradan sağlayan, eğer öyle olmasaydı biz 15 Temmuz gecesini böyle atlatamazdık. Biz daha sonra bize kurulan kumpasları böyle atlatamazdık. Biz Türk milletinin üyesi olmak, Türkiye'nin vatandaşı olmakla gurur duyan fertleriz. Ama bir Suriyeli öyle değil, bir Iraklı öyle değil. Orada her etnik ve mezhebi grup biz ayrıştırıldık falan diye, mesela Suriyeliler çokça geldiler, değil mi? 4 milyona yakın Suriyeli var. Niye? Adam diyor ki, ya oradaki yönetim diyor zaten beni insan yerine koymadı ki diyor. Ben niye kim için savaşacağım diyor. O iç savaş benim savaşım değil diyor mesela. Atlamış gelmiş mesela buraya. Irak'tan öyle yani. Başka ülkelere gitmişler. Niye? Diyor ki oradaki yönetim, işte Şii oradaki başbakan diyor. Ben diyor niye orada kalacağım falan diyor mesela. Dolayısıyla ortak değerler bakımından birçok şeye sahiplerdi. En son kerte dediğim gibi paraları da vardı. Yağmalanacak kadar da büyük paraları vardı. Ama millet şuuru yoktu. Ama işte bizi güçlü kılan, ortak amaca yönelten bu. Şimdi geliyoruz bugün yaşadığımız olaya. Bakın, bütün İslam coğrafyasına bakın. 30-35 tane ülke var, değil mi? Bazıları kendini öyle manda yönetimlerinde kalmışlar. Yani İngiliz,
ve Amerikan veya Fransız mandası olarak bir süre yönetilmişler. Oradaki nesilleri onlar eğitmişler. Hala da kendi ülkelerinde barındırıyorlar. Servetlerini de oraya çekiyorlar. Adamlar kendini bayağı hani Arap kıyafetli ama adam kendini Amerikalı zannediyor. İngiliz zannediyor. Fransız zannediyor. Yani işte villasını oradan, malikanesini oradan alıyor. Sarayını oradan alıyor. Duyuyoruz, okuyoruz. Sadece bir tabloya mesela 350 milyon dolar veriyor mesela. İşte kralın birisi mesela Orta Doğu'dan. İşte. Peki İslam coğrafyasındaki bütün ülkeleri bir araya getiriyorsunuz. İslam Kalkınma İşbirliği Teşkilatı kurmuşlar falan filan. Düşünün, topluyorsunuz. Hep söyleniyor ya, 1 milyardan fazla insan. 1 milyar, 1,5 milyar insan. İsrailler diyor ki, biz diyor 10 milyonuz ya, 9-10 milyonuz diyor. Bu kadar büyük bir kalabalık İsrail'e hiçbir şey söyleyebiliyor mu? Hayır. Yaptırım mı yapabiliyor mu? Elinde petrol gibi üretici olarak etkili olabileceğin bir enstrüman var. Mesela ambargo koyabiliyor musun? Koyamıyorsun. Kim yapıyor bunu? Bak, bir inanç, inancımız bir Kudüs davası etrafında, bir Filistin davası etrafında bizi birbirimize bağlayamıyor. Yine bu oyunda, yine bu kavgada moderasyon, liderlik yapan kim? Türkiye. İşte Dışişleri Bakanı gidiyor. Diyor ki, İsrail'in kurduğu bu düzen mutlaka değişmeli. İsrail bir saldırı yapıyor, toplanıyoruz, kınıyoruz, sonra dağılıyoruz. Bir daha yapıyor, kınıyoruz, toplanıyoruz, sonra yine dağılıyoruz. İsrail bir önceki şiddetini, terörünü unutturmak için bir başka terör daha yapıyor. Biz bir öncekini tartışmayı unutuyoruz, sonrakine geliyoruz, kınıyoruz, yine dağılıyoruz. Artık bu düzen değişmeli diyor. Cevap alabiliyor mu? Alamıyor. Alsaydı herhalde bir haberimiz olur, değil mi? Türkiye'nin bu konudaki çözüm önerisi olarak getirdiği formüle, bildiğim kadarıyla sadece Rusya şu ana kadar yeşil ışık yaktı. Türkiye'nin bu konudaki arabuluculuk rolü Müslüman coğrafya tarafından bile desteklenmiyor. Onu bırak, insanlar zulüm altında soykırıma uğruyorlar. Hiçbirisi elini kaldıramıyor. Neden? Çünkü o coğrafyalarda da bir zamanlar Arap olma bilinci vardı. Arap milliyetçiliği bilinci vardı. Ama emperyalizm oradaki milliyetçiliğin altını öyle bir oydu ki, bunu yeşil kuşak projesi kapsamında, liberalleştirme kapsamında, sosyalistleştirme kapsamında her türlü manipülasyonla Arap milliyetçiliğin de altını oydular. Çünkü emperyalizmin en çok korktuğu şey milliyetçilik duygusu. Çünkü milliyetçilik duygusu olduğunda oraya diş geçiremiyorsun. Onun için o kavramları eritmen lazım. O yüzden bizde de bir zamanlar bununla çok uğraştılar. Ama 15 Temmuz'la beraber hangi kavram hayatımıza girdi? Yerli ve milli diye bir kavram girdi, değil mi? İşte o kavram, hani ulusalcılık, milli olmak, o kavram üzerinden Türkiye neler geliştirdi savunma sanayinde? Politik olarak, ekonomik olarak, bölgesel olarak, gerek Körfez ülkeleriyle, gerek Türk Cumhuriyetleriyle geliştirdiği ilişkiler bakımından nasıl bir kapasite ve potansiyele ulaştı? Ama karşımızda kim dikildi yine? 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlerin arkasındaki kim varsa onlar dikildi. İşte tekrar Amerika, Türkiye'nin yaptığı operasyonlardan hemen sonra İsrail'de, Gazze'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısını bahane ederek bölgeye uçak gemilerini gönderdi. Oysa bölgede kara üsleri de var. Irak'ta var. Mesela Erbil'de var. İşte İncirlik var. Mesela eğer amacınız barış amaçlı bir şeyse onları kullanabilirsiniz, ama hayır. Her türlü illegal, savaş suçunu barındıran operasyonları ancak kendi kontrolünde olan bir yerde yapabilir. Çünkü Türkiye'deki İncirlik üssünü Türk komutanların bilgisi dışında kullanamıyorsun. Ama o savaş gemilerinden her türlü operasyon yapabilirsin. Şimdi o aşamaya doğru gidiyoruz. Oraya sadece bir tane uçak gemisi yetmez mi? Yeterdi. Ama
artık bölge haritasının değişeceği bir döneme doğru giriyoruz. Bu İsrail'in yıllardan beri Filistin topraklarını erite getirdiği yerde artık Gazze'yi tamamen haritadan silmek üzere giriştiği büyük bir operasyona dönüştü. Ve bunun da en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri. Bu oyunu bozabilecek yegane ülke, hani kurallara uyan değil, kural koyan ülke sadece Türkler olabilir. Çünkü 30'dan fazla, 30 civarındaki Arap ülkelerini her bir emperyalist ülke bölüşmüş, himayelerini almış. Onların güdümünde yönetim ve söz söyleyebiliyorlar. Bir tek bunların içinde aykırı duran Türkiye. Şimdi Türkiye'nin geleceğini işte bütün bu şu anda sahip olduğumuz hani gençliğe hitap ediyoruz ya, yazıyor ya kudret. Hani o asil damarlarınızdaki o kudret, Türkiye'nin şu anda damarlarında olan kudretin geleceğe dair korunması gerekiyor. Bakın Amerika öyle bir güç haline gelmiş. İsrail sermayesiyle, Yahudi sermayesiyle dünya üzerine öyle bir kapasiteye ulaşmış ki Avrupa ülkelerini bile yönetiyor. Ukrayna-Rus savaşında nasıl Avrupa'yı kendi çırağı haline getirdiyse, onları kullandığı birer aktör haline getirebildiyse, İsrail'in saldırısı konusunda da destekçi olarak sahaya sürdü. İşte İngilizler, Almanlar, Başbakanı, krallar, işte efendim şunlar bunlar hepsi bölgeye geliyorlar. Ve bunların karşısında NATO üyesi olarak da tek durabilen ülke Türkiye. Peki Türkiye bununla ayakta kalabilir mi? Evet. Türkiye o emperyalizmin istediği, o hani NATO ne derse onu yapacağız, AB ne derse onu yapacağız diyen türden Cumhurbaşkanı adayı vardı ya, onun gibi birisini istiyor. Bunu sadece bugün için söylemiyorum. Bunu 2028 ve sonrası için de söylüyorum. Zaten Türkiye'nin seçimi ister yerel ister genel ne derseniz deyin, bundan sonraki tüm seçimleri emperyalizmle savaşınız üzerine olacak. Bu geçen seçim de öyle oldu. Nitekim mesela AKP'nin oyları %35'lere düşerken işte Erdoğan %52 civarında oy alıyor. Niye öyle oluyor? Çünkü karşımızda Türk milleti bir emperyalist saldırı olduğunu gördü. Dolayısıyla hem demokratik hem de konvansiyon olarak gücünü toplum hangi yönde kullanacak, buna karar verecek. Bunun da yolu bizim sadece şu tercihi yapıp yapmamamıza bağlı. Yani biz bu coğrafyada, şu Orta Doğu, Balkanlar, Doğu, Asya arasında bağımsız, onurlu bir millet olarak mı yaşayacağız? Yoksa emperyalizmin uşağı gibi mi yaşayacağız? İşte onlara sadık bir NATO üyesi gibi mi yaşayacağız? Bizim kavgamız bundan sonra bu olacak. Şimdi ben bu kadar anlatmış olayım. Sorular olursa da sorularına devam edelim inşallah. Teşekkür ediyorum. Evet, buyurunuz. İsmim Ramazan Özdemir. İlimize hoş geldiniz. Kitap fuarında sizleri görmek bizleri onurlandırdı. Peki İran aktörü olarak, yani bu Filistin davasında, Filistin meselesinde nasıl bir rol üstlenecek? Şimdi İran dünyanın en güvenilmez ülkelerinden bir tanesi. Ya tarihsel olarak da öyle zaten. Hani İran diplomasisi denilen böyle oynak bir diplomasi türü vardır ya. Ya şöyle düşünün. İran'ın derdinin gerçekten Filistin meselesi olduğunu hiç düşünüyor musunuz? Ben hayır. Çünkü yani şöyle bir tutar, mesela Türkler böyle bir tutarsızlık içinde bulunamaz. Karabağ Savaşı'nda İran Ermenileri tutuyor. İsrail'in niye Azerbaycan'ı tuttuğunu biliyoruz. Stratejik olarak neyi amaçladığını biliyoruz. Peki dini olarak, hani sen Müslümansın, nasıl oluyor da Ermenistan'ı tutuyorsun? Bir tane gerekçe söyle bana. Bir gerekçeleri var. Tek bir gerekçeleri var. Onlarla herhangi bir tarihi bağlantı falan değil. Tek gerekçeleri Türk korkusu. Çünkü şunu biliyorlar. Dini olarak oluşmuş bir sistem her an milli unsurlar, etnik unsurlar tarafından parçalanmaya müsaittir.
Ve bugün İran'ın %40-45'i Türklerden oluşur. Azerbaycan'a der ya, Güney Azerbaycan diye bahseder o bölgeden, ama biz biliyoruz %40-45'i. Birçok devlet yöneticisi bile Türk kökenlidir aslında. Yani Türklerin Orta Asya'dan geliş hattı üzerine olan bir coğrafyadır orası. Ve Türk korkusu, bir gün ülkelerinin bölünebileceği korkusu onlarda büyük bir tedirginlik yaratıyor. O yüzden Azerbaycan'ın savaşı kaybetmesi için Ermenistan'ı destekliyorlar. Yine Azerbaycan'ın da ve Türkiye'nin de çok büyük faydasına olacak. Hatta kendine de faydası olacak. Zengezur koridoruna engel çıkarıyor mesela. Niye? Eğer o koridor çalışırsa orası büyür, başına bela olur. O aşağıya doğru bir başka akım olarak kendini bölen bir süreç işletebilir korkusuyla yaşıyor. Şimdi kafanızda böyle bir İran kurun. İran'ın derdi Gazze'de yaşayanlar mı? İran'ın derdi Batı Şeria'da yaşayanlar mı? Kudüs mü? Hiç öyle bir özelliği yok. İran'ın tek bir derdi var, kendisidir. Kendini ayakta tutmaktır. Yani Perslerden gelme olarak yani öyle bir şeyi vardır, yapısı vardır. Ve ben tarihli olaylara da baktığınız zaman İsrail'le çatışma değil, aksine işbirliği yaptığı bir gerçektir. Amerika mesela, şimdi mesela Amerika en son ne yaptı? Suriye'de asker bulundurma gerekçesini Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapmasına bağladı, değil mi? Dedi ki Türklerin burada operasyon yapması bizim IŞİD'le mücadelemizi zorlaştırıyor. O yüzden bu bir acil güvenlik meselesidir. Ben de yeniden kararname çıkarıyorum. Askerlerimiz bir yıl daha orada kalacaklar diye. Sahte bir gerekçe. Şimdi bak, nereden neyi çıkardı? Bizi bir gerekçe tuttu Türkiye'yi. Peki İran Gazze'deki Hamas saldırısıyla, yani Hamas saldırısıyla ilgili hem destek açıklaması yapıyor, hem rolünü çok inkar etmiyor. Eğer bu operasyon olursa neler yapacağını falan söylüyor. Ama Amerika diyor ki biz bu olayda diyor İran'ın parmağını göremedik diyor mesela. Türkiye'nin Suriye'yi bölebileceğini, Suriye'de operasyonların IŞİD'i büyütebileceği, ne diyelim, sahtekarlığını söyleyebilen, yalanını söyleyebilen Amerika, gözünün önünde İran bangır bangır açıklamalar yapıyor. Ne yaptığını da görüyor. Ama onu görmüyor. Diyor ki ben bir şey görmüyorum diyor. Diyorsun ki ondan sonra bunların arasında bir anlaşma mı var diyorsun. Bazen hani Rusya ile Amerika'da bazı olaylar bir şey yaptığı zaman, yaşandığında çatışmazlar. Orada duruverirler. Bunlar dünya üzerinde oyun kurarken, hani bir oyun, bir şeyin temelini atıyorsunuz ya, oyun kuracağınız temelde de sanki köşe taşları gibi duruyorlar. Dolayısıyla İran'ın rolünü ben öyle Müslümanlardan yana, şundan yana falan olarak görmüyorum. Tamamen emperyal politikada hizmet eden bir açıdan bakıyorum. Yani öyle görüyorum. Yani. Buyurun hocam. Yani, Nedim Bey, hoş geldiniz. Güçlü kaleminizden, gücünüzden dolayı sizi tebrik ediyorum. Cesaretinizden dolayı öncelikle. Şu Suriye'de düşen İHA hakkında tam bir bilgi tam olmadı. Bir bilginiz var mı sizin acaba? Ne olmadı? Suriye'de düşürülen, Amerika'nın düşürdüğü İHA. İHA mı? Düşürülen İHA'mız vardı ya. Tamam. Bilmediğiniz ne var ya da merak ettiğiniz ne var? Yani nasıl oldu? Ne oldu? Ya şöyle. Tam bir Türkiye bu işte ne kadar kararlı olduğunu, terörle mücadelede ne kadar kararlı olduğunu Amerika'nın üzerine giderek gösterdi. O da kendi savunma hattından F-16 ile bizim İHA'yı, SİHA'yı düşürdü. Ya anlayabiliyorum ben bunu. Ama Türkiye ne kadar ileri gidebileceğini zaten Rakka'da olsun, Haseke'de olsun petrol kuyularını, yani Amerika'nın çaldığı petrol kuyularını petrol saldırarak. Petrol kuyularını demek istedim. Orada herhalde büyük tahribat yaptı Türkiye. Tabii, petrol. 30 milyar dolar en az. Hesaplanın en az 30 milyar dolar. Evet, Amerika, onu bak dedim. Düşün. Şimdi İsrail'e vereceği yardım şu anda 10 milyar dolar. Düşünün yani böyle büyük bir olayda 10 milyar. Sen bir operasyon iki haftada 30 milyar dolarına mal oldun adamın. Ve bütün planları bozuyorsun. Onun karşında bir tane şey vuruyor. Olsun.
Ama o rezervde duruyor bizim, yani onu biz unutmuş değiliz. Onun mutlaka zamanı geldiğinde hakikaten karşılığını verir. Türkler hani bu işleri yarına bırakabiliyor ama yanına bırakmıyor. Bir şekilde telafi ediliyor onlar. Ama şunu gösterdi Türkiye. Yani gerekirse seninle de çatışırım Amerika'ya. Ben bunu 2019-18'de hatta yani bu Fırat Kalkanı operasyonundan sonra çok kere yazdım. Yani kimse bunun üzerine durmuyor. Yani işte biz orada Irak'la PKK ile mücadele konusuna değiniliyor. Ya diyorum ki bak arkada Amerika var. Onunla çatışmadan, savaşma demiyorum bak, çatışmadan, onunla karşı karşıya gelmeden bunu halledemez. Ağababası. Şimdi o işte İsrail'in bütün nüfuzu varlığı nedir aslında bu kadar büyük bir kalabalığın ortasında? Ama arkasında Amerika'sı var, İngiltere'si var. Ağababası olmadan kafayı kaldıramıyor. O yüzden hani babasını görmüş gibi ayağını eline sarılıyorlar Amerikalıların falan filan. Hepsi artık işbirliği yapmış durumdalar. Dolayısıyla Amerika ile çatışmadan ne bundan önce halledebilirdik, halledemedik, ne bundan sonra halledebiliriz. Dolayısıyla bu ilk olmayacak, bunun bir rövanşı olacak ama bu çatışma bence kaçınılmaz. Ama çatışmadan bahsediyorum. Yani NATO üyesi olduğunuz için savaş durumu şeydir, tartışma götürür ama çatışma konusu gün geldiğinde mutlaka gündemimize girecek konudur yani. Evet. Efendim, ismim Yaşar Ağar. Büyük Birlik Partisi İl Başkanıyım. Şehrimize hoş geldiniz. Sağ olunuz. Sürekli televizyonlardan takip ediyoruz ve düşüncelerinize, görüşlerinize saygı duyuyoruz. Sağ olun. Aynı pencereden bakıyoruz. Sıkıntı yok. Bugün de Vali Bey'le toplantımız vardı. Yarın cuma namazından sonra inşallah cenaze, gıyabi cenaze namazı kılınacak. Vali Bey'e selamımızı söyleyin. Aleykümselam, aleykümselam. Efendim, benim merak ettiğim Türk ve İslam dünyası bu gelinen noktada bundan sonra artık kınamanın ötesinde ne düşünüyor? Bir plan, program var mı efendim ya? Yok. Yani şöyle olaya kendisi, yani şunu demiyorum. Kendinizi kendi sınırlarınıza kapatın ya da işte barış marış falan gibi laflarla zamanı geçiştirin, pasifist olun demiyorum. Ben diyorum ki millet şuurunuzu kaybetmeyin. Millet şuurunu kaybettiğin an inanç, ya şöyle düşünün, hani Erdoğan zaman zaman söylüyor Cumhurbaşkanı, ya İslam'da diyor mezhep mi var kardeşim diyor mesela. Yani peygamber hangi mezheptendi mesela? Bilen var mı aranızda? Hazreti Peygamber işte, yani düşünür mü bak? Yani onu demek istiyorum. İşte var mı mezhebi? Yani veda hutbesinde ne diyor? Yolunuzda şaşırırsanız, bak çok basit, çok sade, çok yalın. Yolunuzda şaşırırsanız Kur'an ve sünnetim yeter diyor. Bu kadar basit. Şu hoca, bu hoca, şu tarikat, bu cemaat falan demiyor. Anlaşılmayacak hiçbir şey yok. Esası ne dini ya? İyi insan olmak. Zaten vatanını sevmek, iman. Bunlar hepsi var olan şeyler. Zaten o vatan sevgisi olmayandan zaten şey yapacaksın. Şimdi bunun yerine bambaşka bir yol haritası çizmeye çalışanlar oluyor zaman zaman. Buna işte mezhepçilik, ümmetçilik, başka bir isimler falan bir... Ya olmuyor arkadaş. Olmuyor. Yani asla bir araya gelmiyor. Ya ben şöyle düşünüyorum mesela, İran'ı sordunuz ya. Ya ben gittiğim zaman o kadar şaşırmıştım ki İran'a. Ya işte 12 imam, şu bu falan. Saygı duyuyorum, hiçbir şey demiyorum yani kimsenin inancına. Ya arkadaş, Kur'an ortada yani, Kur'an ortada. Yani Kur'an ortada ya. Sünnet ortada yani. Ya olay nereye varmış? Şimdi biraz dinleyince insanlar, rüyacılık diye bir şey bile çıkmış. Rüyacılık yani hani tefsir, fıkıh bilmem ne geçmiş. Yorumlar, hadisler sahih olan olmayan, işte rüyalar da işin içine katılmış falan. Hocam, bunların hiçbirisi bir milleti ayakta tutmaya yetmez. Yetmez kardeşim. Kitabın ne yazdığı ortada.
Çok basit bir formül var. Ortak değerler, ortak keder, ortak amaçlar üretemezsen dağılırsın. Daha çok açık. Yani şöyle düşünün. 100 yılın başına dönün. Her şey 100 yılın başındaki olaya dönüyor. Emperyalizmin, bak İngiliz, Amerikan, Fransız, bakın o Yunanistan'dan bu tarafa bakış açıları sanki bir 19. yüzyıl romanı, filmi, öyle düşünün, öyle bakıyorlar. Bunlar geri. Adam diyor ya mesela, hayvan diyor mesela şeye. Gazze'de yaşayanlar işte, Filistinlere hayvan diyor. İşte Müslümanları aşağılıyor. Hayvanla çiziyorlar falan. Böyle aşağılama üzerine, tamam mı? Oryantalist bakış açısı da değil bu. Bu orta çağ kafası, onların orta çağ kafası. Yani Haçlı Seferi'nde nasıl bakıyorlardı insanlara? Öyle görüyorlar. Kaynaklarını sömür, onları aşağıla, hayatta kalanları öldür, işte az kes. Adam Batı'nın kuruluşu böyle. Şimdi buna karşı direnebileceğin yegane şey ortak değerler. Ama o değerler içinde de millet kavramı çok çok öne çıkıyor. Yani diğerleri önemsiz demiyorum. Ama bunu kaybettiğin anda niye bölücü terör örgütü sürekli pompalanıyor? Mesela Türkiye'de çok daha eski ve güçlü 70'lerde falan şey vardı, anarşi örgütleri vardı soldan sağdan. Mesela onlar desteklenmiyor. Onlar çünkü bir ideoloji barındırıyor falan. Ama bölücü terör örgütü 40 yıldan beri bitirilemiyor. Yani neredeyse bir devlet gibi falan, yani değil mi? Şey gibi. Birçok devletten daha yaşlı. 90'lı yıllarda kurulmuş devletler mesela, Sovyetlerden şey yapan. Onlardan çok daha eski bir tarihe sahip. 40 yıldan beri bize bıraksalar biz bitireceğiz. Ama arkasında kim var? Yine Amerikalı, işte Fransız, Alman ağababaları var. Ondan bitiremiyorsun. Yani oraya gittiğin zaman onlar çıkıyor karşına. Suriye'de yaşadıklarımız öyle. Dolayısıyla topyekün bir şey var mı? Yok. Niye? Bizi Arapları bizle düşman etmişler. İngiliz oyunu. Yani nasıl bölündü Osmanlı? Nasıl ihanete uğradı? Uğradı. Gerçek bu. İster sakla, ister saklama. Uğradı kardeşim. Osmanlı gidip orada sömürgecilik mi yaptı? Zorla dilini mi öğretti? Yok. Sadece korudu. Ama Osmanlı'nın yönetimindeyken Kudüs nerede? Şimdi nerede? Buyurun. Buna rağmen bütün İslam coğrafyasında Türkiye biraz öne çıktığında falan böyle şey falan, yani böyle Osmanlı hayali mi kuruyorsun? Hemen onu yazıyorlar. Yabancı Batılılar da işte ya halife mesela, onların korkusu işte Osmanlı, Yavuz Sultan Selim'den beri işte halife ol işte. Yeni halife geliyor. Ya da Osmanlı'yı kurmak istiyor falan. Onlar korku yayıyorsun böylece batıya. Şey, doğuya da, Arap coğrafyasına da. Adamlar onu istemiyor. Sen diyorsun ki eşit kardeş ilişkisi kurmak istiyorum. Eğer öyleyse yani düşünün, 2017'de Katar'a, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır falan operasyon yaptılar. Orada darbe girişiminde bulundular ya. Ya düşünün, emperyalizmin oyununa bakın. Trump'ın desteklediği proje buydu. Düşünebiliyor musunuz? Yani sadece bizi onlarla düşman etmiyor, kendi içinde de düşmanlık yaratıyor. Buradan kurtuluş çıkar mı? Çıkmaz. Çıkmaz. Yani Arap Yarımadası'ndaki ülkelere bakın, birbirini boğazlıyorlar. Herkes birbirinin arkasından dolanıp İran, Yemen'i, öteki bilmem neyi destekliyor. Anlamıyorsunuz yani bu nasıl bir dengedir, yani neye göre bunun kararını veriyorsunuz falan diye. En düz, en doğru ilişki Katar'la Türkiye arasında olan mesela. En şey olan, dürüst, yüreğin ilişki. Şimdi buradan bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Ne olması lazım? Bakın, 2016 darbe girişiminin arkasında bu ülkelerden bazıları vardı Arap coğrafyasında. Çünkü devirmek istiyorlardı. Erdoğan yönetimini, Erdoğan'ı devirmek istiyorlardı. Yani gerçek buydu. Biz bunu biliyoruz. Buradan bir şey çıkar mı? Şimdi 15 Temmuz'dan sonra sen kendini toparladığın için, hani o milli ve yerli dediğin noktada, ulusal çizgide, Türk milliyetçiliğini esas alan çizgide durabildiğin için sen savunma sanayinde de gençlerine bir ideal verebildin. Ondan önce gençlerde öyle bir ideal yok. Mesela şimdi biz şey tartışıyor muyuz? Ateist, bilmem neyiz, işte deist, işte genç. Hayır. Son 5-6 yıldan beri gençlerde çok bir farklılaşma var. Artık ülkesi için ülke edinen gençler var artık.
Adam diyor ki ya Selçuk Bayraktar bunu yapmış, ben yapabilir miyim mesela falan diyor işte. Daha çok mühendislikler falan devreye girmiş. Ya ülkenin geleceğiyle ilgili gençler dertlenmeye başlamış, tamam mı? Bu güzel bir şey işte. Bunu neyle yapıyorsun? Milli duygunla. Milli duygun, yani o toplumun genelinde o milli duyguyu yaratamazsan ve onu koruyamazsan dağılman kaçınılmaz. Kürt diye, Laz diye, Çerkez diye, bilmem ne diye, herkes diline, şeyine göre, mezhebine göre kendini ayırmaya çalışır. Ve bizi bu coğrafyada ayakta tutan tek şuur bu, biliyor musunuz? Başka hiçbir şey değil. Diğerlerin hepsi ortak. En eleştireceğimiz ülkelerde bile deminden örnek verdiğim gibi bayrak var, devlet başkanı var, meclis var, ordu var, inanç var, her şey var. Ama bu eksik. Oralarda ne var? Kişiye bağlı aile yönetimi, kabile reisine bağlı, aşirete bağlı. O Arap coğrafyasından bahsediyorum. Hani bizim ya beraber hani sizin bahsettiğiniz gibi bu Türk İslam coğrafyası falan, öyle bir şey. Türk coğrafyasına bakalım. Türk coğrafyasına. Orada bile henüz şey var mı sizce, birlik var mı? Orada da yok. Orada Rusya belası var. Anlatabiliyor muyum? Bu bilinci, bak o ülkelerde de bu bilinci, Türk olma bilincini uyandıran, var eden demiyorum, zaten var. Ama onu uyandıran, o iklimi yaratan Türkiye'nin duruşu. Dolayısıyla Türkiye bu duruşunu koruduğu zaman ancak ayakta kalabilecek. Kolay bir coğrafya değil. Niye? Ya bazı ülkeler var, dünyanın bilmem neresinde kaynakları var, işte ticareti falan filan var. Ya burası bütün bu belalı coğrafyanın tam ortasında kardeşim. Hani deprem zamanı daha çok görünür hale gelen fay hatları, haritamız var ya bizim. Böyle her taraf kırmızı fay hatları, fay hatları, fay hatları. Ya yerinin altı gibi, yerinin üstü de kolay olmayan bir coğrafya. Geçiş güzergahı, yani fay hatlarının, deprem fay hatlarının olduğu yer gibi, yerin altı nasıl oynuyorsa yerin üstü de öyle bir coğrafya. Yani her tarafından, terör örgütleri tarafından saldırıya uğrayan başka bir ülke yok. NATO üyesi olmuşsunuz, 40 tane NATO üyesi var, yarısı sizin aleyhinize çalışıyor, terörü destekliyor. Ama ortak savunma kuruluşunda üyesiniz. Ya böyle bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Bunu bilerek yaşayacaksınız. Şöyle gençler şöyle zannediyorlar, böyle TikTok'tan, Netflix'ten, işte yabancı şeylerden, ya biz niye Almanya gibi değiliz, ya da İsveç'te gibi değiliz, İtalya gibi değiliz, oradaki gençler şöyle yapıyor falan filan, bizim niye o imkanlarımız yok falan diyor. Çünkü sen Türksün, çünkü sen Türkiye'de yaşıyorsun. O yüzden biz o tarih bilinci, tarih şuuru diyorum ya, tarih bilinci o yüzden önemli. Bu öğretilirse arkadaş, Türkiye, dünyaya hoş geldin değil, Türkiye'ye hoş geldin. Doğdun ya, Türkiye'ye hoş geldin. Bil ki sana rahat bir hayat yok. Hep mücadeleyle geçecek. O yüzden bazen bana soruyorlar işte böyle kendinle ilgili. Ben kendimi şöyle değerlendiriyorum bu anlamda. Bir nöbetçi gibi. Bir şeyin sahibi değil. Makamın, şunun, bunun falan değil. Ya ben benden öncekilerle bakıyorum, anlam katıyorum hayatıma. Değerler itibariyle kendime bir anlam vermem lazım. Bakıyorum benden öncekiler bir kavga vermişler. Ülkeyi, ülke sevdası adına buraya getirmişler. Sen de bunu git anlat, bunu konuş, bunu sırtlan. Ondan sonra da sen de senden sonrakilere devret. Yani nöbetçi ol. Dolayısıyla eğer böyle şey yaparsan, burada yaşamak, burada kavga etmek çok güzel, çok keyifli. Ama yok, beğenmiyorsan okursun, diplomanı alırsın, havaalanından da bir fotoğraf, Türkiye bir mühendis kaybetti, İtalya bir pizzacı kazandı diye paylaşırsın, Allah selamet versin diyor. Evet, buyurun. Nedim Bey, Aksaray'a hoş geldiniz öncelikle. Lokman Gümüşsoy ismim, radyo yayıncısıyım, Kent Radyo. Ben de ekonomiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Türkiye'de yaşanan ekonomik olaylar yurt dışıyla, dış dünyayla bağlantılı mı? Ayrıca bu ekonomik olaylar bizim yerli ve milli olmamıza bir engel teşkil eder mi, etmeli mi? Şöyle, tek başına yurt dışından kaynaklı olaylar değil tabii. Ekonomi bir şey gibi, bir araç gibi düşünün, yolda onu
düzgün kullanmalısınız. Ama onun yakıtı var, motoru var. Enerji, hani iş gücünü, motoru falan deyin. Ama yakıtı da dışarıdan alacağınız, işte pompayla yüklenen yakıt deyin. Ona da para adını verin. Ama onu da nasıl kullanacağınız size bağlı. Yani gaza çok basıp bir anda egzozdan benzin attırabilirsiniz. Veya işte motoru kötü şey yaparsanız olumsuz sonuçlar olur. Yolda kalırsınız. Bir yere varamazsınız. Dolayısıyla hani olayı tek başına şey olarak bakmamak lazım. Boyutlu. Ama şu önemli. Gidiyorsunuz, hakkınız da var. İşte benzinin sonuyla istasyona vardınız. Dedi ki şey, pompacı, benzin yok. Oysa var. Benzin yok. Yani istediğiniz zaman o yakıtı, yani o krediyi bulamayabilirsiniz. Ne yapmanız lazım? Benzinin işte motor devrini optimal kullanarak hedefinize varmak için uğraşacaksınız. O arada kendi yakıtınızı üretirseniz benzin pompanızı doldurursunuz. Mesele o. İkinci soru neydi? Şöyle ne kadar yani iç kaynağa dönerseniz içeride yönetimi düzgün yaparsanız, güven sağlarsanız, istikrar sağlarsanız o sizin milli ve yerli kalmanızı sağlar. Ama şöyle bir şey, ya ben kuru şeyi, faizi düşüreceğim diye yapıp sonra bu dövizlerde fırlamaya yol açtığında enflasyona sebep oluyorsanız o da güven sarsar. Ondan sonra işte dersiniz ki bu böyle olmadı, şöyle yapalım bundan sonra. Çalkalanmaya girer. Ondan önce olmayan enflasyon problemini yaşamaya başlarsınız. Bu da sizin yönetim hatanız olur. Dışarıdakiler de bunu kollar. Tabii ki adam Amerika gibi ya da yabancı ülkeler gibi böyle finans kapitaller ülkelerin kendilerine bağlamış olanlar bunu tam böyle şeyi bekler. Yani Türkiye şöyle onların gözünde Türklere bırakılmayacak kadar önemli bir ülke. Yönetilmesi gereken bir ülke. O yüzden yönetebilecekleri adamların iş başına gelmesini isterler. O yüzden seçimlerden önce biz bu tartışmayı yaptık. Biri ne diyordu? NATO ne derse onu yapacağız diyor. AB ne derse onu yapacağız. 300 milyar dolar buldum falan filan. Yani hocam böyle bu millet yemez. Şu millet çok zor zamanda, çok zor zamanlarda çok büyük fedakarlıklar yaparak ulusal bağımsızlığını korumak için elinden geleni yapmış. Yani mesela Sivas Kongresi'nde bu manda yönetimi, yani mesela bir zamanlar Filistin'in, işte Ürdün'ün, işte efendim Suriye, o bölgelerin bütünüyle manda yönetiminde olduğunu düşünün. Türkiye'de bu düşünülmüş bir takım aydınlar, yazarlar, çizerler, o Sivas Kongresi sırasında en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Manda ve himaye. Hani orada maddelerden bir manda ve himaye kabul edilmez denilen bir cümle var ya. Yani dış politikanızda bütünüyle yabancı bir ülkeye bağlanıyorsunuz. Amerikan mı, İngiliz mandası mı olalım? Onlar bizi yönetsinler dışarıda dış ülke olarak falan diye tartışması olmuş. Dolayısıyla o manda ve himaye kabul edilmez noktasında Türkiye daha 1919'da kararını vermiş. Yani eğer Mustafa Kemal Atatürk'ün dayatması olsaydı millet bunu çevirirdi. Ama o manda ve himaye, yani dış ülkenin himayesinin kabul edilememesi Türk milletinin millet olma şuurundan geliyor. Bağımsızlık aşkından geliyor. Bu her hal ve şartta Türkler milli bir yerli kalırlar. Ama ekonomik büyüklükte bir yere geldiğiniz zaman altınızdan taburenin çekilmesi kolay oluyor. Onun için bu böyle olmasın diye ne yapmanız lazım? Ekonomik aktör olarak devletin yapacakları, bürokrasinin yapacakları yanında toplum olarak da yapacaklarımız var. Yani ben gelirim kadar yaşamalıyım. Yani ben bir zengin iş adamı gibi ya da işte böyle bir rantiye gibi yaşamamalıyım. Tasarruflu yaşamalıyım. Telefonum varsa ikincisinin, üçüncüsünün peşinde ya da yenisinin peşinde koşmamalıyım. İşte o zaman sen de ekonomiye katkı yapmış olursun. O milli yerli şeyi, damgası
dışarıdan satın alınan bir marka değil. Yaşanan bir ruh. Onu yaşadığın her şeyde görürsün. Eğer o bilinç sahibiysen tarih, siyasi olaylarda da tarihi değerlendirirken de o milli yerli duruşu kendin oraya zaten mühür olarak vururuz. Evet. Buyurun hocam. Alo. Nedim Bey, şehrimize hoş geldiniz. Ben 41 yıllık gurbetçiyim. Hiçbir televizyondaki programınızı kaçırmadım. Çalışmadığım için o televizyon, bu televizyon, size bütün televizyonları da seyrederim, takdir ederim. Sağ olun. Öncelikle Gazze'deki şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum bugün için. Amin. Ayrıyeten Bosna Hersek'in yiğit lideri, büyük İslam mücahidi Aliye İzzet Bögöv için bugün Hakk'a yürüdüğü gündür. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Benim sualım ne yorum olacak ne de onları anlatmak. Siz geçmişte de onların kumpaslarına maruz kalmış, onlarla uğraşmış, onlardan dolayı kadre uğramış bir yazarımız olarak şimdi FETÖ denen bu terörist örgütün, bu sapkın örgütün Türkiye'deki durumu nedir? Bunlar bir daha toparlanıp devletin başına çöreklenme imkanı var mı? Devlet bunları ne derece temizledi? Bir de diyelim ki bunların kökünü kuruttuk, bunların köküne kezap suyunu döktük. Bunların arkasında mavi terlikli birileri var mı? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle, yani özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok büyük bir temizlik yapıldı. Ama hala var mı? Yargıda var. Bürokraside var mı? Var. Biz bunun etkilerini görüyoruz. Ve bunun da bir tehlike olduğunu biliyoruz. İşin ilginci, başka tarikat cemaat, yani şu anda makbul görünen bazı tarikat cemaat kılığına da bürünebiliyorlar. Atatürkçü, mesela 15 Temmuz gecesi Atatürkçü kılığına bürünüp darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ondan önce de Müslüman kılığına bürünüp tarikat cemaat gibi davranmışlardı. Her renge, ya şöyle düşünün, sadece 11 tane Alevi dernek ve şeyi kurmuşlar. Yani yasal dernek kurmuşlar. Adam hani o alanı da Alevilere bırakmıyor. Orada bile örgütlenmiş adam. Orayı da manipüle etmek istiyor yani. Adamın girmediği şekil şemal yok. Şimdi bunların tekrar devleti ele geçirme imkanı var mı? Ben size söyleyeyim. Eğer seçim böyle bitmeseydi zaten dönmüşlerdi. Hiç kuşkunuz olmasın. Hiç kuşkunuz olmasın. Geçenlerde bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı çıktı. Vay efendim Baylok suç delili sayılmayacakmış. Vay efendim sendika üyeliği suç delili sayılmayacakmış. Bankasıya para yatmak suç delili sayılmayacakmış. Dolayısıyla bu ahim kararı bağlayıcılıymış ve bu ahim kararı uygulanmalıymış. 8000 kişinin de böyle dosyası varmış. Bak. Yani diyor ki bu Baylokçu dediğiniz adamlar var ya, en kripto adamlar. Bir de yani FETÖ'nün hani mahrem yapılanmasının içindeki en, şimdi polisi var, istihbaratçısı var, askeri var falan filan. Bu her FETÖ'cüye verilen bir uygulama değil. Baylok dediğiniz konu çok kripto ya. Bunlar suç sayılmayacakmış. Ahim kararı yerel mahkemelerden de uygulanmalıymış. Dolayısıyla bunlar beraat etmeliymiş. Yani devlete geri dönmeliymiş. Peki seçim öncesine dönelim. Altılı Masa'nın bir metni vardı, mutabakat metni, böyle 200 sayfalık falan. Ne yazıyordu orada? Ahim kararları eksiksiz uygulanacaktır. Hatta ahimden Türkiye'nin ceza almasına sebep olan kararları veren hakim ve savcılardan da tazminat olarak talep edilecektir. Yani ahim, siz bir FETÖ'cüye tazminat verme kararı almışsa, verilmesi kararı almışsa, mesela 10 bin euro. Bu o hakim ve savcılardan tahsil edilecekmiş. Ne demek bu? Yani bundan sonra dikkat edin, ayağınızı denk alın, hiçbir FETÖ davasında mahkumiyet kararı vermeyin. Siz verirsiniz ama bunlardan dönenler olur, adam ocağına incir diye şey yapar, diker. Altılı Masa'nın mutabakat metninde bunlar vardı zaten. Dolayısıyla adamların zaten hani meclise soktukları haricinde bürokraside doğrudan danışmanı, eski bir asker o da,
Biz diyor eski diyor oradan ihraç edilenlerden diyor hakim savcılardan da dahil yaşı yetenleri geri alacağız diyor. Kendi sözleri var. Yani dolayısıyla peki bu plan bitti mi? Bu uygulama bitti mi? Ya da onların beklentisi bitti mi? Hayır. Emin olun 2028'i bekliyorlar. Şimdi Kılıçdaroğlu niye bırakmıyor? Küresel sistemin aparatı olarak bütün bu sözleri vermiş. Bunları uygulayacaklar. Yani bu lütfen şey olarak düşünmeyin. Bir tarikatın veya bir cemaat görünümlü bir yapının devlette tekrar ihtirasla tekrar devleti ele geçirme projesi falan değil. Bu emperyalizmin Türkiye'yi kucağa alma projesi. Yani şöyle düşünün, 2010 yılına kadar Erdoğan'la cemaat arasında bir kavga falan yok. 2009'a kadar. One Minute olayından sonra başlıyor İsrail'le kavga. İsrail'le kavgaya başladıktan sonra cemaat İsrail'in Amerika'nın ajanı olduğu için karşı cephede savaşa başlıyor. 2012'de MİT müsteşarını tutuklamaya kalkıyorlar. 13'te yolsuzluk operasyonları bahanesiyle yargı darbesi yapmaya kalkıyorlar. 2016'da darbe girişimine kadar bir sürü arada olaylar da var. Süreç böyle işliyor. Bunu yaparken şöyle düşünün. Cemaat denilen zamanda her istediği şeyin yapıldığı, verildiği, hani ne istedikse vermedik mi dedikleri, her istediğini alabildiği bir süreçti o. Niye kavga etsin ki? Yani kavga, yani o sadece cemaat kaygısıyla niye kavga etsin ki? Ama büyük patron kavga istedi. O onların tetikçisiydi. Onların adamı olduğu için de o operasyona başlamak zorundaydı ve başladılar. Sonunda darbe girişimine kadar geldi. Dolayısıyla bundan sonra da FETÖ'cüler devleti girme, ele geçirme, her neyse geri dönme, ne bahsedersek, nasıl söz edersek edelim, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin, İsrail'in Türkiye'yi tekrar yönetme arzusundan, kucağa alma arzusundan, onu hegemonyasına alma arzusundan kaynaklanıyor. Siyasetçiler de bunun sadece aparatı. Kullanılan aparatlar, başka hiçbir şey değil. Dolayısıyla bu tehlike her zaman var. Türkiye onların gözünde onlara biat eden adamını bulana kadar onlar bu mücadeleden vazgeçmez. Niye? Çünkü Türkiye coğrafi olarak, jeopolitik olarak vazgeçilmez konumda. Yani bugün Çin'e, Rusya'ya, yani dünyada Amerika'nın karşısındaki hegemonik güç olarak bunlara karşı yapılacak her operasyonda kullanılması gereken bir ülke onlar açısından. Zaten kavgada onun kavgası. Yani bugün Erdoğan bütünüyle teslim olsa Batı'nın çıkarlarına, herhangi bir derdi kalır mı? Kalmaz. Ekonomik olarak hiçbir sıkıntı kalır mı? Kalmaz. Bir anda para kanalları açılır. Nitekim hani Kılıçdaroğlu gelirse işte şu kadar para gelecek, bilmem ne olacak. Onların hepsi gerçek. Adam anlaştı. Çünkü Türkiye'nin geleceğini ona peşkeş çekiyorsun. Tabii gelir yani o zaman o para. Onlar için bir para değil yani. Evet. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Saat 7 oldu. Evet, davet için belediyemize teşekkür ediyorum. Size dinlediğiniz için, bu hem de bu akşamın vakti oldu, hem de biraz da serindi de hava. Her şey için çok çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere tekrar. Sağ olun. Efendim, biz de teşekkür ederiz. Bir hediye takdimimiz olacak. Hediyelerini takdim etmek üzere Aksaray Belediye Başkanı Yardımcımız Ziya Kadri Perek Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim, şurada.